bak gel. Dur dur dur. Gözünü seveyim. Tamam. Telefonumun kartını alırsın lan ya. Ya dur, telefon kartı kalmaz, artar onu. Tamam. Tamam sen. Hastane bahçesinde tesadüfen gördüğü yüz bir anda onu heyecanlandırdı. 10 gündür peşinde olduğu kişiydi. Siz evlilik vaadiyle dolandırdı değil mi? Aynen. Şüpheliyi teşhis ettiniz. Aynı o. Neler hissettiniz genç bir insanın? Onu kamerada gösterdiler, şunu hangisi diye 3-4 kişi gösterdi. Ha şu dedim, aynen bu. Ama Ercan K. başka bir olaydan Ramazan Gedemen isimli bu yaşlı vatandaşın 25 bin lirasını çaldığı iddiasıyla gözaltındaydı. Ayrıca bana çok değerli burada. Benim buradan parayı aldılar. Bir kaçıram mı? Abba! Hızlı hızlı. Kahramanmaraş polisi şüpheliyi evinde yakaladı. Gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürdü. Yaşlı insanları dolandırmayı utanmıyor musun? Neden dolandırdın? Kandırıldım. Pişmanım. 66 yaşındaki Ali Koca da aynı anlarda hastaneye göz tedavisi için gelmişti. Ercan K'yı gördü. Zanlının mağdurlarından biriydi. Gel bak gel. Dur. Gözünü seveyim. Tamam. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Telefonu bir daha şöyle de versin ya. Satmıştır onu. Sana telefonumun kartını ver ya. Yazıklar olsun, gençliğime yazıklar. İddiaya göre zanlı yaşlı adamı evlilik vaadiyle kandırıp cep telefonu ve parasını çaldı. Benim dedi bu arkadaş dedi Tanışköy'den dedi dezzesi var dedi. Namaz dap dedi sana alak dedi. Misafir ettik. Ben bunun önüne ceviz koydum. Antep fıstığı koydum. Sen dedim bunu yiyene kadar ben lavaboya varayım bir abdestimi alayım geleyim. Neyse kalan ben dışarı çıktım. Ne misafir var ne komşu var. Neyinizi çaldı sizin? Neyinizi dolandırdı amca? 750 milyon param vardı cüzdanımda. Bir de telefonumu almış, bir de namazı Kabe'den getirdim, takkemi almış. Zanlı emniyete götürülürken mağdurlarından Ramazan Gedemen'e polis müjdeyi böyle verdi. Dün senin paranı çarpan adam vardı. O adamı bulduk. Tamam mı? Sana haber etmeye geldik. Parayı demek harcamam yok etmemiş he? Evet. Ne kadar güzel olmuş, ne kadar tatlı olmuş ya. Vallahi bile ben sevindim.